Sizin uzun zamandan beri gündeme getirdiğiniz bir konu daha hükümetin gündemine girdi Adnan Bey. Hükümet kanser ilaçlarının hastalara ücretsiz verilmesi için çalışma başlatmaya hazırlandı. Maşallah. Bak 3 ay önce söyledim. 3 yıl önce de söyledim. Kanser hastasından para almak çok küçük düşürücü bir şey. Ya kardeşim zaten çok büyük bir imtihan. İlacından ve tedavisinden de. Sırf ilacı değil. Tedavisinden de para alınmaz. Teşhis konduğu an efendim diyecek adam ne kadar bizim ücretimiz? Efendim diyecekler biz kanser teşhisi koyduk. Ücret bitti diyecekler. Yani şu an devlet ödemenizi yaptı diyecekler. İlacınız, tedaviniz bundan sonra bizden. Bir de çok gelişmiş güzel kanser hastaneleri olsun. Çok acı bir olay ya. Ailece yani çok mahvoluyor insanlar. Çoluğu, çocuğu falan. Ya adam işe gidemiyor bir kere. Bitti. Çalışamıyor. Oradan bir geliri kesiliyor. Ameliyat olacağız diyor. Ben diyor tabii derhal yaparız diyor. Size bir gün verelim. Olur diyor. Ne kadar olur efendim diyor. 300 bin lira olur herhalde diyor. Ya memur adam 300 bin lira nereden bulsun? Adam evini satıyor, arabasını satıyor. Dehşet verici bir şey. Adamla sokağa düşüyor yani. E ilaç 20 bin lira efendim diyor. Bir kutusu. İkinci, o da 20 bin lira diyor. Ya yazık günah değil mi? Evet. Nereden çıkıyor böyle? Olmaz. Kanser tedavisi ilacı süratle bedava olması lazım. Yani bu tip ağır hastalıklar da aynı şekilde. Mesela büyük tümörler, mesela beyninde tümör çıkmış adam. Ne para alıyorsun adamdan ya? Zaten adam çok büyük bir imtihana imtihan oluyor. Niye para alıyorsun yani? Aynı şey. Yani kanser değil ama iyi huylu tümör, o da olmaz. Aynı kanser hükmünde olsun. Yani her türlü ağır hastalıkta devlet para almaz. Ama grip olmuş, nezle olmuş, o ayrı mesele. Grip de çok yaygın, insana çok dikkat etsinler. Efendim, baklavayla, börekle griple müdahale olmaz. Et yiyecekler, sebze yiyecekler. Salata, şu bu falan. Sıcak. Sıcak olacak kaldıkları yer. Bir de istirahat. Yani yorulursa olmaz. Ne yapıp yapıp onu yapacak. En azından o saldırgan devresini geçirinceye kadar istirahatte fayda var. Değerli hocam sizi dinlemek, izlemek gerçekten çok hoş hocam. Benim eşim kanser hastası. Sizin duanıza ihtiyacım var. Size kalpten inanan biriyim. Ben Mustafa Bakırcı. Hanımefendi. Annemiz herhalde anladığım kadarıyla kanser olmuş. Allah şifa versin. Ben bir daha söylüyorum. Kardeşlerimiz her yere mektup yazsınlar. Kanser hastasından para almak bana kabus gibi geliyor. İnanılır gibi değil ya. Çok doğru hocam. Ya kardeşim zaten o insan çok ağır bir imtihan geçiriyor. Ölüm kalım mücadelesi. Yani her an ölebilir o adam. Her an. Mesela kan kanseri, karaciğer kanseri, akciğer kanseri çok vahim bir hastadır. Ailesinde, çocuklarında meydana gelecek tedirginliği bir düşünün. Tabii. Evet. Adam çalışamaz o durumda. Tabii. Kanser hastası evine duruyor. Ve çocukları her an ölebileceğini düşünerek, değil mi? Tabii. Teyakkuzdalar. Selamun aleyküm diyor. Aleyküm selam. Evet beyefendi diyor. Hasta tespiti kanser diyor. Tedavisini yaparız diyor. Ne yapmamız gerekir diyor. Bir önden bir 400 milyarınızı alacağız diyor. Teşekkür ederiz diyor. Allah Allah. Al bir felaket daha. Tabii. Adam evini, barkını, bilmem ne hepsini satsa yine kurtaramaz. Tabii. Evet. Peki diyor adam ya bende para yok bu kadar ama canın sağ olsun diyor. Güle güle diyor. Evet. Git öl diyor yani. Tabii. Ya kardeşim hepimiz sorumluyuz bunda. Bu kabul edilecek bir şey mi bu ya? Bak minik çocuk dün. Evet. Ufacık el kadar sahibi. Bütün Türkiye sorumludur bu sahibiden. Tabii hocam. Eğer bu ölürse herkes sorumlu olur. Allah vermez. Herkes sorumlu olur. Ve böyle çok fazla sahibi var. Küçük çocuk var. Kanser hastası. Mazlum ya. Evet. Yani diyemezsin ki benim partimden değil, benim dinimden değil. Tabii hocam. Evet. Yani evet. Bir kaçacak köşecek yok. Zaten partinden olmaması öyle bir ahireti bunu açıklayamazsın. Evet. Dinle ilgili de bir şey söyleyemezsin. Zaten Müslüman. Sahibi. Takva Müslüman kabul ediyor. Tabii. Melek gibi onlar. Tertemiz.
Herkes ondan sorumludur. Mesela kardeşimiz de şimdi eşi kanser. Şimdi bu insan ne kadar zor durumdadır ya. Tabii. 400 milyar. Ne var ya 400 milyarlık yani? Ne yapılıyor yani? Nihayet ilaç verilecek yani. Evet. İlaç pahalıya mal oluyor denebilir. Öyle bir şey de yok. Evet. İyi o zaman nedir ya? Velev pahalıya mal olsa bile biz üstleniyoruz. Devlet bizden vergi kessin. İnşallah. Hadi diyebilir ki ya, sürünecek, sürünelim kardeşim. Sürünelim evet. Tamam. Evet inşallah. Yani mesela çeyrek ekmekle 100 gram peynir yiyebileceksiniz. Tamam kabul ediyoruz. Ben sahabilerin kanserden ölmesini istemiyorum. Evet inşallah. Annelerin kanserden ölmesini istemiyorum. 400 milyar para verilir mi ya? Tabii hocam. En hafifi kardeşim bu, en hafifi. En indirimli olanı bu. Doğru. En indirimli olanı. Evet. Bu nedir bu ya? Yeri göğü birbirine katmak lazım. Böyle şey olmaz. Evet. Nedir o? Nedir? Dünkü... Ah benim canım ah getir. Bak şu benim şekerime. Şu benim bal damlama. Şu bak şu dünyalar şekerine. Ama acayip şekermiş. Evet, ya. Maşallah çok tatlı. Yani alenen badem şekeri. Maşallah. Maşallah. Allah ömrünü uzun etsin. İnşallah. Şimdi bu sahabe ölürse Allah vermesin. Allah ömrünü uzun etsin. Bütün Türkiye sorumlu olur mu olmaz mı? Olur tabii. Herkes sorumlu olur. Evet. Birinci dereceden sorumlu olur. Ya mesela devlet diyebilir ki sizin konforunuz gidebilir. Allah Allah. Ya konfor istemiyoruz biz kardeşim. Evet. Ya anlatamadık galiba. Yani mesela diyor ki biz stadyum yapılmasını istemiyoruz. Evet. Yarım kalsın kardeşim stadyum yarım kalsın. İstemiyoruz yani. Tabii hocam. Önce bu konu. Ama ne şeker şu çocuk ya. Çok şeker. Ah benim canımın içi. Ne tatlıymış o. Tam pamuk. Bir daha göster şu benim canımı. Şu şekerliğe, ballığa, kaymaklığa bak şunun güzelliğine bak sen. Allah vermesin ya. Şimdi para için bu çocuk Allah razı olsun vefat ederse ne büyük ızdıraptır ya Allah vermesin. Allah vermesin. Ahir zamandayız. Müslümanları engelleyenler olacak. Engelleyenler olduğunda bir sevap alıyorsanız 100.000 sevap alırsınız. Engelleme yok da teşvik olursa ne olur biliyor musun? Bir sevap alırsın. Eğer engelleme olursa 100.000 sevap alırsın. Onun için engellemeler, baskılar, tehditler çok makbuldür. Yakında İttihat-ı İslam olacak. 1 milyar götür, para ver, sadaka ver. Bir sevap alırsın. Şu an 1 milyar verirsen trilyon sevap alırsın. Zorlukla orantılıdır. Yani tabii şimdi biz büyük bir şevkle İttihat-ı İslam bekliyoruz. Tabii ki çok güzel. Ama sevap bitiyor artık. İttihat-ı İslam'dan sonra. Çok az olur sevap. Çok çok az. Tehdit ne kadar kuvvetliyse, baskı ne kadar kuvvetliyse o kadar çok sevap alır. Diyor ki işte babam engelliyor. Çok sevap alırsın. Kim diyor ki mesela eşinle engellediğini söylüyor. Çok fazla sevap alır. Kimi diyor ki hanımı baskı yapıyor. Çok sevap alır. Sahabiler ilk başta çok fazla sevap alıyorlardı. Sonra sevapları azaldı. Çünkü ortalık sakinleşti. Ayette de var ya şimdi diyor sizden 20 kişi 100 evet. kişi yener diyor. Evet. Ama sonra vakit geçince durum değişiyor. Yani sevabın gücü de azalmış oluyor. Onun için Allah Cenab-ı Allah şeytanı Allah'a sınırım. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Yine her zorlukla beraber bir kolaylık vardır diyor Cenab-ı Allah. Zorluklar çok makbuldür. Hastalıklar çok makbuldür. Dertler çok makbuldür. Hastalıklar bitmez. Bu dünya imtihan meydanı. Hemen hemen herkes gün aşırı veya haftada bir 10 günde bir hasta olur. Çeşitli hastalıklar gelir. Allah kullarını imtihan eder. Son derece makul.
Dolayısıyla Allah hastalığı yarattığında şifayı da yaratıyor. Hastalık çok karmaşık ve ince detaylıdır. Mesela Allah ne bileyim enfeksiyon yaratıyor mesela. Göğüste enfeksiyon yaratıyor. Bunun sonucu olarak işte şahıs öksürüyor. Rahatsız oluyor, ona benzer. Mikrop, bunlar mikropların bakterilerine bakıyoruz mikroskopta. Olağanüstü karmaşık, olağanüstü harika, olağanüstü ince sistemlerle donatılmış, kusursuz dizayn edilmiş, mükemmel tekniklere sahip, nefes kesecek yöntemlerle hareket eden şuurlu, akıllı varlıklar olduğunu görüyoruz. Bunlara karşı eczaneye gidiyoruz şifa için. İlaç kutusuna bakıyoruz. Gıcır gıcır Allah ilaç kutusunu yaratmış. Kapağını açıyoruz. Gıcır gıcır bir kap içerisinde Allah ilaçları koymuş. Gayet düzgün bir yazıyla Allah yazdırmış. Şöyle kullanacak, böyle kullanacak. İlacın molekül yapısına bakıyoruz. Son derece düzgün, karmaşık, ince ve detaylı. Evet. Şahıs ona yiyecekle ya da içecekle aldığında ilacı, moleküller bakterinin vücuduna giriyor. Bakterinin en hayati yönlerini iyi bilen bir yapıda ve bakteriyi feci şekilde öldürüyor. Allah öyle yaratmış. Her ikisini yaratan Allah. Bazen şifaya veriyor Allah, bazen de şifa vermiyor. Ama imtihanın gereği olarak böyle ince bir sistem var. Bazen hastalıktan daha karışık oluyor ilaçlar. Daha detaylı oluyor. Eczanenin önünden geçerken baktım. Ne kadar çok ilaç var. Bütün ilaçları Allah yaratmış. Binlerce, on binlerce ilaç çeşidi var. Ve binlerce de hastalık var. O kadar çok çeşit ki ucu bucağı yok. Ve o kadar da ilaç çeşidi var. Mesela şahsın başı ağrıyor. Baş ağrımsın meydana gelmesinin özel sistemle Allah yaratıyor. İlacı var. Sinir sistemine giriyor. Sinir sisteminin molekül yapısını özel etkiliyor. Bambaşka bir şekle giriyor. Vücut bir sefer baş ağrısından kurtulmuş oluyor. Rahatlamış oluyor. Maşallah. Sağlık sektörüyle ilgili bir tanesi. Siz 3 yıl önce 4 sektöre önem verilmesi gerektiğini söylemiştiniz. Bunlardan biri de sağlık sektörüydü. Sözlerinizi okuyorum. Önceden söylediğiniz. Tarıma çok önem verilmesi gerekiyor. Hayvancılığa çok önem verilmesi gerekir. Sağlık ve enerji sektörüne. Bu 4 sektör çok önemlidir. Hayvancılık, tarım, sağlık ve enerji sektörü. Bunların devlet tarafından tam korunup kullanması gerekiyor. Bununla ilgili tüm yan sanayilerinde korunup kullanması gerekiyor. 2 yıl önce de sağlık hizmetleri konusuyla devletimizin daha fazla ilgilenmesi gerektiğini söylemiştiniz. Maşallah bu konuya çok önem verildi ve 2 yıldır sağlık alanında çok hızlı gelişmeler oluyor. Sürekli yenilikler yapılıyor. Siz ayrıca şu şekilde de söylemiştiniz. Her hasta bizim sorumluluğumuzdadır millet olarak. Hasta olmak suç değildir, şereftir. Onurdur ve yükümlülüğü bizim üzerimizdedir. Hasta olduğunda o adam, o kişi, o kardeşimiz artık bize emanettir. 3 günden beri gribim. Fark edebildiniz mi? Hiç fark etmedik. Değil mi? Maşallah. Maşallah. Evet. Allah aşkına. Aklıma gelmiş yer söyleyeyim. Maşallah. Hem de yoğun grevim. Hiç bak Allah'a çok şükür. Maşallah. Milletçe bize emanettir. Ona biz bakacağız. Yemesinden, içmesinden, konforundan, neşesinden, mutluluğundan, tedavisinden, her şeyinden biz sorumluyuz. Hastadan para alınmaz. En kaliteli, en güzel hastaneye gidecek. Doğru. Söylediğinizle ilgili küpürler de var. Gerçekleşmesiyle ilgili söylediklerinizin. Küpür. Evet, gazete küpürlerinden. Başlıklar, hastaları gerekirse Avrupa'ya yollarız. Diğer bir başlık, hastaya bağlı hastaların sağlık hizmetleri ayağına gidiyor. Diğer bir tanesi.
60 bin hastanın sağlık hizmeti ayağına gitti. Onun dışında SGK'dan evde diyaliz hizmeti. Borcunu ödemeyene Sağlık Bakanlığı'ndan müjde, hastane borcunu af. Ya hasta zaten ciddi bir imtihandır hasta. Hastayım mesela acile gitti değil mi? Acilde çok güzel karşılanması lazım. Yani çok söyleyeceğim, acilin özel ayarlanması lazım. Değil mi? Mesela hastayı getiren aileler de bazen vesveseli oluyor. Mesela onların gönlünü alacak bir şey de olması lazım. Yani para mı? Verelim kardeşim, para istedikleri kadar verelim. Yani sorun değil. Değil mi? Yani orada mesela bir ilgisizlik falan. E zaten adam hasta, çok acayip kötü bir durum olur. Değil mi? Mesela Allah dedi bir şey olmuyor. Patlama oluyor, çatlama oluyor. Eli kolu bir şey. Orada onları rahatlatacak, böyle onları huzura kavuşturacak, psikolojik olarak dengeleyecek bir ekibin ayrıca bulunması lazım. Yani psikolojik yönden, ruhi yönden onları huzura kavuşturacak, onların o paniğini, tedirginliğini, vesvesesini ortadan kaldıracak insanlar olması lazım. Devletin özel görevlendirmesi lazım. Hastanın da, mesela doktor tamam da mesela doktor. Doktorun bir yönü de olmaz. Bir kere doktorlara iyi para versin devlet yani. Devlet, doktor mağdur durumda kalmasın. Mesela muayenehane açmak bilmem ne falan, adam derdine düşmesin. Ya istesin devlet, biz vereceğiz. Yani veririz. Ne olacak yani? Daha iyi mesela. İki ekmek yiyeceğimize bir ekmek yeriz. Feda olsun Allah rızası için. Onlar yapsın. Değil mi? Doktorun güzel davranması çok önemlidir hastaya. Gönlümüz. Mesela korkutmaması lazım hastayı. Yani hastalığı mesela vahim göstermek çok şey olur. Hastalığı çünkü o bilgi almamış olabilir. O tevekkül anlayışını daha almamış olabilir. Gönlünü rahatlatacak. Değil mi? Onun kalbini kuvvetlendirecek. Bir uslupla konuşması lazım. Allah'a vererek her şeyi. Allah'tan bahsederek. Değil mi? Her şeyi yaratan Allah olduğunu, şifa veren de Allah olduğunu anlatarak güzel bir üslupla gönlünü rahat tutması, gönlünü ferah tutmasını ona ifade etmesi gerekir. Hastalığı olduğunu ancak bunu gizlemek için çok gayret gösterdiğini söylemiş. Evet. Eğer paparaziler bu lekeleri görseler beni yerden yere vururlar diye anlatmış. Hocam sizin sürekli anlattığınız gibi Allah rızası için sevginin yaşanmadığı, şefkatten yoksun ve güvensiz, maddiyata dayalı bir ortam olduğunda insanlar sürekli birbirini ezmeye çalıştığında kimse rahat edemiyor. Birbirlerine karşı çok gardlılar ve sevgisizlik hakim. Kim Kardashian'ın da bundan muzdarip olduğu görülüyor. Fiziksel acizliğinden dolayı kendisine şefkat duyulacağını değil, eksikliğinden dolayı onunla alay edileceğini düşündüğü için evet, bunu saklama ihtiyacı duyuyor. Siz daha iyi bilirsiniz inşallah. Kardeş. Yani kardeş ya. Kardeş. Evet, Türkiye kökenli. Acayip sevimli. Çok şeker bir şey. Çok insancıl. Üslubundan anlaşıyor yüzünden. Anadolu'nun o sıcak terbiyesi, o sıcaklığı üstünde var. Sedef hastalığı genellikle stresten olur, gerilimden olur. Çok şiddetli geliyor. Yazık çocuğa. Normalde bayağı neşeli, dışa dönük, cıvıl cıvıl görünüyor ama hiç kimseye güvenemediği ve gergin bir hayat yaşadığı aşikar görülüyor. O sıkıntının verdiği neticedir sedef hastalığı. Mesela boyun fıtığı olur, bel fıtığı olur, kansızlık yapar, kasılma meydana getirir, kalp spazmına sebep olabilir, beyinde spazma sebep olabilir, her şeye sebep olabilir. Onun için İslam'a, Kur'an'a, Allah'a tam teslim olmak lazım. İnşallah. Güzel ahlakı yaşayan insanlarla birlikte olmak lazım. Sevgiyi, tutkuyu, candanlığı en iyi bilen insanlarla beraber olmak lazım. Akıllı insanlarla beraber olmak lazım. Böyle ipini sapını koparmış, dengesiz, küt, sevgisiz, ruhsuz, akılsız insanlarla beraber olmak insanın ruhunu karartır. Aklını bozar. Sinirlerini tef gibi yapar. Ve yıpratıcı bir ortam içerisinde yaşamak sonucunda birçok belayı da getirebilir, Allah zirgesin. İnşallah. Onun için kardeşim köftesini yapacağı huzurlu bir ortama gitmektir. Huzurlu bir ortamı yaşamaktır. İyi insanlarla, akıllı insanlarla, sevgi dolu insanlarla beraber olmaktır. O
Kurtlar Adası'nda kendini kurtarmaya çalışan bir çocuk gibi. O gerilim, o stres, o rekabet, o tehlikeler içinde yaşama ruhu tabii ki onun nazik bedeninde o tarz hastalıkları da meydana getirir, başka hastalıkları da meydana getirebilir. Bir tek onun için değil, başkaları için de bu bela geçerli. Kimi intihar ediyor, kimi zehirleniyor, kimi uyuşturucudan vefat ediyor. Mahvoluyor çocuklar. Birbirinden güzel, birbirinden tatlı insanlar bunlar. Çok şekerler ama her yerde egoistlik, bencillik, rekabet, acı ve ızdırabı görüyorlar. Kokuşmuşluğu görüyorlar, zalimliği görüyorlar. Ve sonunda ya canlarına kıyıyorlar ya bedenleri buna isyan edip ağır hastalıklara duçar oluyorlar. Mehdiyetin hakimiyetinde bütün bu belalar, acılar tamamen kalkacak. Hastalıklar, belalar kalkacak diyor zaten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir ferahlık, bereket ve bolluk olacak. Hem ekonomik ferahlık, hem ruhi ferahlık, sanatta, bilimde, estetikte, her şeyde bir mükemmellik inşallah. İnşallah. Güzel bir dünya olacak Allah'ın izniyle. O ortamda ne kimse intihar eder, ne kimse böyle psikosomatik hastalıkla mı diyorlar, ne diyorlar bana, ben suçlu konuşmayı pek hoşlanmıyorum da, yani strese bağlı, psikolojik bozukluklara bağlı bu tip hastalıklarda o zaman olmaz inşallah.